sadece 3 günlük süt kokan yavrusunu başka bir aileye verdi. Ama hasreti tam 19 yıldır dinmedi. 19 senedir çok çekiyorum böyle. Gülşen Güçlü, Bursa'da tek başına yaşıyordu. Evlenme vaadine kandı, hamile kalınca terk edildi. Gözü yaşlı anne, evladından ayrıldığı o günü anlattı. Doğum yaptıktan sonra 3 gün emzir dedi doktor bana. Ne kadar emzirsen o kadar dedi, süt kokusundan bulur seni çocuk dedi. Sonra emzirdim onu ben, 3 gün emdi benim. Beni aldı, annesini aldı. Sonra avukatın yanına götürdüler. Benim okumam yazmam yoktu. Avukat dedi, nereye imza attıysan attım böyle. Kimlik almak için dediler bana, kandırdılar beni. Ama aileye bebeğini teslim ederken hayatının şokunu yaşayacaktı. Sonra aldılar, ondan sonra avukatın yanında imza falan attırdılar bana işte. Aldılar çocuğu, biz buradan dediler Konya Kulu'ya gideceğiz. Gittiler ama içim pırpır ediyor benim böyle. Ondan sonra tekrar telefon ettim ben aileye. Dedim dayanamayacağım ben dedim, çocuğumu geri alacağım ben dedim. Ya biz bu çocuğu alabilmek için de 7 milyar para harcadık dedim. Ben aldım sizden çocuğumu dedim, parayı ben satmadım ki ben dedim böyle yaptım. Yok senden almadım dedi, sana vermedim dedi ben dedim. Yanındaki kadın aldı dedi benden parayı dedi. Ben ona ne dedim ki dedim, Allah'a bırakıyorum ben onu dedim, böyle yaptım. Allah bu kadar acı çektim dedim, bu kadar çaresiz kaldım ki dedim. Bu çocukları olmuş hep o ölmüş. Kızları varmış iki tane. Hep oğlan çocuğu istemiş aile. Sonra işte götürdüler işte çocuğu. Sonra bir daha görmedi çocuğu. Hastaneden çıkarken böyle elimi tutuşunu boncuk boncuk gözlerim açamadı. 19 senedir acı çekiyorum devamlı. 19 senedir. Simsiyah saçlarını, simsiyah gözlerini böyle unutamıyorum. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Çaresiz kaldım böyle. Keşke vermeseydim dedim sonra. Keşke dedim vermeseydim. Bu kadar acı çekeceğim bilseydim vermezdim dedim. Bir de dediler pasaport çıkartacak çocuğa. Kendi çocukları olmuş gibi aldılar yani çocuğu. Yalan söylüyorsan dediler bana. Beni aptal yerine koydun arkadaşım. Sen benim çocuğumu resmen satmışsın dedim. Aynen dedim. Ben satmadım dedim, böyle yaptım. Arkadaşının çocuğunu sattığı iddiasıyla yıkılan Gülşen Güçlü, çocuğunun izini sürmeye başladı. Aile, Konya Kulu'ya gidiyoruz dedi. O da soluğu Konya'da aldı. Arkadaşım gibi sevdiğim bir insandı o benim. Meğersem arkamdan kuyumu kazmış. Çocuğumu resmen o aileye satmış, benim çocuğumu. Benim halim haberim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Konya Kulu'nun terminalinden verdiler bana. Yurt dışının numarasını kart aldım bir tane postaneden. Aramaya çalıştım ama aranmıyor ki. Ulaşamıyorum yani.
Çok ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım bir türlü. Hiç bırakmadım peşini. Oğlumun peşini hiç bırakmadım ben. Hep çaresiz durumda da olsam da arabaya yardım ettim böyle. Hiçbir zaman oğlumun peşini bırakmadım ben. Hiçbir zaman. Çok çaresiz kaldım. Çok parasız kaldım ama hiçbir zaman bırakmadım çocuğumun peşini. Gülşen Güçlü'nün oğlu yurt dışındaydı. Orada büyümüş, kocaman olmuştu. Gülşen Hanım sosyal medyadaki evladının fotoğrafını da işte o gün gördü. Fotoğraflarını terminaldeki çocuklar internetten buldular bana. İnternetten attılar bana. Abla dediler, bu adam mı dediler. Evet bu adam dedim, abla dedim ben dedim. Ondan sonra şimdi dediler, şu anda dediler, karısından da ayrıldı bu dediler. Ne yaparsa yapsın dedim. Bana dedim bir kere bir gösterseydim çocuğum dedim. Dünyalar benim olur dedim. Ben bir anayım ya dedim. Ben bir anayım ya. Anayım. Anam. ...19 yıl önce yaşadığı bu acı... ...Gülşen Güçlü'nün hayatını nasıl değiştirdi? Gözü yaşlı kadın... ...oğluna kavuşabilecek mi?